Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önce abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düzenli olarak haftada 2 tane parfüm videosu yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda ofis ortamında sıkça kullandığım 5 tane niş parfümden bahsetmeye çalışacağım. Bir önceki videomda gene ofis ortamında kullandığım 5 tane designer parfümü anlatmaya çalışmıştım. Aralarında birazcık kendini gösteren iddialı parfümler de vardı. Fakat bugün anlatacağım parfümler böyle tamamen tertemiz parfümler. Ofis ortamında hiç çekilmeden çok rahatça kullanabileceğiniz parfümleri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Michele firmasına ait Royal Muska. Ne olur şişeyi karıştırmayın. Çünkü bu şişeyi daha önceki videolarımdan bir tanesinde gördünüz. 4 mevsime uyan niş parfüm önerilerinde aynı şişeye sahip başka bir parfüm tanıttım size. Onun adı Yılenkin Gold'tu. Gene aynı şişe fakat farklı bir parfüm var karşımızda. Adı da Royal Muska. Nasıl keşfettim bu parfümü öyle başlayayım isterseniz anlatmaya. Seneler önce böyle misk üzerine kurulu bir parfüm arıyordum. Böyle temiz, naif bir parfüm olsun. Etrafa çok yayılmasın, başkalarını rahatsız etmesin. Kalabalık ortamlarda rahatça kullanabileyim. Hatta ilkbahar ve yazın da dışarıda rahatça kullanabileyim başkalarını rahatsız etmeden. Bir de böyle sanki kendi tenimmiş ama mis gibi de kokuyormuş olsun. Hani böyle beklentilerle bir parfüm aramıştım. Bayağı da aramıştım. Derken bu parfümle karşılaştım. Nasıl bir parfüm? Misk üzerine kurulu. Başından sonuna kadar miski çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Ama ilk o açıldığı anda yani ilk sıktığınızda özellikle meyveli bir hissiyatı var. Şeftali, ahududu bu iki nota bir araya gelince böyle hafif tatlımsı bir hava veriyor parfüme. Misk zaten kendini hissettiriyor. Daha sonra çiçekler devreye giriyor. Gülü hissediyorsunuz. Yılenk yılengi hissediyorsunuz. Odunsu notalarla da çok güzel desteklenmiş. Biraz da alt notalarda gene böyle benzoini hissediyorsunuz ki benzoin de böyle vanilyamsı bir hava veriyor parfüme. Çok kıvamında her şeyi. Temiz ama birazcık çok hafiften tatlılığı olan meyveli, çiçeksi bir parfüm. Tenimde 6-7 saat civarında kalıyor. Yayılımı bir kol mesafesi. Gerçekten bu kokuyu duyabilmek için biraz size yaklaşmaları lazım. O yüzden kalabalık ortamlarda kullanmayı çok seviyorum. Başkalarını rahatsız etmeden özgürce kullanabiliyorum. Siz de eğer bu tarz bir parfüm arıyorsanız mutlaka bir bakın. İkinci parfümüm ise Sergio firmasına ait Lua. Gene böyle temiz bir parfüm ama birazcık daha hareketli bir parfüm. Gene benim çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Neler hissettiriyor? Meyveli bir açılış yapıyor. Öncelikle onu söyleyebilirim size. Ki böyle içinde bergamot var, portakal var. Bergamot, portakal varlığından çok kavunu hissediyorsunuz. Kavun bayağı başrolde diyebilirim. Çok ama böyle kıvamında, çok dozunda, çok güzel bir kavun hissiyatı var bu parfümde. Sonra tende kurumaya başladıkça çiçekler devreye giriyor. Iris'in varlığı var ki iris o pudramsı hissiyatı çok güzel sağlamış. Onun yanında ince çiçeği var, gül var, pembe biber var ama pembe biber hani böyle bir baharat, yoğun bir baharat havası katmıyor. Alt notalarda da misk var. Sedir var, patchouli var, vanilya var. Vanilya birazcık tatlandırıyor hafiften. Odunsu notaların varlığı parfümü birazcık daha değiştiriyor. Ama böyle çok keyifli bir parfüm. Özellikle irisin ve miskin çok ön planda olduğu, gene hafif böyle kavun ve turunçgil hissiyatının olduğu güzel bir parfüm. Ben biraz tereddüte kalmıştım bu parfümü almadan önce. Bir sene boyunca sürekli denedim. Fakat üzerimde o sırada hep ağır parfümler vardı. O yüzden o ağır parfümlerden etkilenip bu parfüm sanki böyle hiç kalmıyormuş tenimde gibi hissediyordum. Ama daha sonra tek başına tenimde denediğimde, bir günü geçirdiğimde 7-8 saat civarında en az kaldığını gözlemledim. Daha sonra da teninizde kalıyor ama yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü hani bayağı burnumuz da bir alışıyor artık. Bir kol mesafesi, hani bilemediğiniz başlangıçta iki kol mesafesinde yayılıyor ama hani ofis ortamına çok yakışıyor, kapalı ortamlara çok yakışıyor. İlkbahar ve yazında gene dış ortamlarda da çok keyifle kullanabileceğiniz güzel bir parfüm. Üçüncü parfümüm ise Roja firmasına ait Elixir. Gene böyle yumuşak, pudramsı, naif, çok zarif bir parfüm.
İçinde çok fazla nota var. O yüzden her birini söylemeyeceğim size. Ama bana neler hissettiriyor? En çok hangi notaları alıyorum içinden, seçiyorum. Onlardan bahsedeceğim. Böyle açılışından itibaren aslında bir pudramsı hava alıyorsunuz. Ama çok böyle yoğun pudralı değil. Hani ilkbaharda ve yazın da dışarıda da kullanabileceğiniz hafiflikte bir pudra kokusu bence bu. Ve açılışta gene şeftali ve ahududuyu hissediyorsunuz. İkisini böyle birlikte bir havası var. Daha sonra ona gül ekleniyor ki bence gül bu parfümde oldukça yoğun hissettiriyor kendini. Zaman ilerledikçe şeftali ve ahududu birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor. Yerini menekşe ve miske bırakıyor. Ve özellikle içinde hissettiğiniz o işte süsen kökü ve menekşe parfüme pudramsı bir hissiyat da kazandırmış. Yine heliotrop ve vanilya da birazcık tatlı bir havaya doğru onu da sürüklemiş aslında. Biraz benim böyle hareketli bulduğum, hani böyle düz değil de biraz hareketli bulduğum temiz ve pudralı parfümlerden. Ama dediğim gibi pudramsı yapısı bence çok hafif olduğu için ilkbahar ve yazın dış ortamda kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ofis ortamında çok güzel kullanabilirsiniz. Kalıcılığı benim tenimde 7 saat civarında sürüyor. Yayılımı ilk başlangıçta 1-2 kol mesafesinde. Daha sonra tene yaklaşıyor. Ama gerçekten çok hoş ve neş bir parfüm. Dördüncü parfüm ise Parfüm Semali firmasına ait Sedbury. Temiz, çiçeksi, biraz da aromatik bir parfüm. Özellikle bu parfümde hani üst, orta ve alt notalarının geçişlerini o kadar net hissediyorsunuz ki. Yani bence parfümde kesinlikle bir başlangıç, orta bölüm ve son bölüm var. Ben çok keyif alıyorum bu parfümden. Ki aromatik parfümleri ben çok fazla sevmem. Şifre floral grubuna giren bir parfüm ve içerisinde lavantanın da yoğun hissedildiği bir parfüm. Lavantayı sevmememe rağmen bu parfümün yeri bende ayrı. Neler hissediyorsunuz peki? Hangi notalar hissediliyor en çok? Özellikle açılışta turunçgillerle birlikte o aromatik havayı alıyorsunuz ki o aromatik havaya sokan lavanta ve ada çayı çok net bir şekilde açılışta hissettiriyor kendini. Daha sonra tende kaldıkça çiçekler devreye giriyor ki tozlu bir sümbülteber var burada. Sümbülteber zaten parfümde çok yoğun bir şekilde hissediliyor bence lavanta ile birlikte. Daha sonra yasemin ekleniyor. Gene yasemin de varlığını hissettiriyor ve irisi hissediyorsunuz. Alt notalarda vanilya ve benzoin var. Vanilya ve benzoin bu parfüme çok çok hafif bir tatlımsı hava katmış. Onun haricinde patchouli ve tiver ve ambergris var. Böyle eğer aromatik, çiçeksi parfümleri seviyorsanız, böyle temiz bir hissiyat olsun istiyorsanız, birazcık da kendini göstersin istiyorsanız, hem eski tarz bir havası olan hem de modern bir havası olan bu parfümü mutlaka deneyin. Kalıcılığı benim tenimde 8-9 saat civarında. Yayılma başlangıçta 1-2 kol mesafesinde, sonra giderek tene yaklaşıyor. Ama ofis ortamında da çok rahatça kullanabilirsiniz. İlkbahar ve yazında dış ortamlarda rahatça kullanabilirsiniz. Son parfümüm Amarge markasına ait Love Tuberose. Aslında adından da anlayabilirsiniz. İçinde tuberose kelimesi geçiyor. Bir sümbülteber parfümü. Ben son bir yıldır şunu keşfettim. Özellikle sümbülteberin böyle canlı canlı, taze hissedildiği yorumlardan ziyade sümbülteberin yanına bir de gurme notalar eklendiği zaman o parfümden daha çok keyif alıyorum. İşte bu da öyle bir parfüm. Açılışında özellikle beyaz çiçekleri hissettiğiniz ki başrolde sümbülteber, sonra ona eşlik eden bir gardenya ve yasemin. Orta notalarda ise onu birazcık gurme tarafa sürükleyen, kremsi, kremamsı bir hava veren krem şanti ve vanilya var. Alt notalarda odunsu notalar var. Sandal ağacı gene kremsi yapıyı destekliyor ve sedir. Ki bence bu odunsu notalar da bu parfümün hani böyle tatlı, çok tatlı olmasını engellemiş. Çok kıvamında, çok keyifli bir parfüm. O vanilya ve krem şanti parfümün aşırı çiçeksi olmasının da önüne geçmiş. Yani çok çok hafif bir gurme hava var. Hafif bir tatlılık var. Bir yandan da beyaz çiçeklerin varlığı var. Benim çok çok hoşuma gidiyor. Çok ağır bir parfüm değil. İlkbahara özellikle çok yakışıyor. İlkbaharda ve sonbaharda ben onu dış ortamda kullanmaya bayılıyorum. Ama onun haricinde çok hani aşırı sıcaklar haricinde ofis ortamında da gene kullanmaktan keyif alıyorum.
bir iki kol mesafesinde kendisini hissettiriyor. 8-9 saat gibi bir de kalıcılığı var. Ağır bir parfüm değil. Şuradan örnek verebilirim. Annem benim ağır parfümlerden nefret eder. Böyle yoğun parfümleri hiç sevmez. Ben sıktığım zaman da yanımda duramaz. Ne zaman bu parfümü sıksam böyle beni bir koklayıp şey diyor. Der ya, bu parfümün çok güzelmiş. Hani ne çok aşırı hafif ne çok ağır. O kadar kıvamında ki hiç beni rahatsız etmedi. Çok hoşuma gitti. Hep böyle bir yorum yapıyor bana. O yüzden bu parfümün de hani etrafı çok fazla rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Annemin o yorumundan dolayı. Eğer bu tarz parfümleri seviyorsanız bunu da mutlaka bir deneyin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben de yine size bir soru sormuş olayım. Bu parfümleri denediniz mi? Denediyseniz hangilerini beğeniyorsunuz veya hangilerini beğenmediniz? Bir de bunun haricinde ofis ortamına yakıştırdığınız başka niş parfümler neler? Onları da gene yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.